Eskişehir Atatürk Stadı'ndan maç öncesi özel yayından iyi akşamlar. Yaklaşık 40 dakika sonra Eskişehir Spor 1928 Buca Spor'u ağırlayacak ve maç öncesi Teknik As Başkan ve Başkan Yardımcımız Sayın Mete Yılmaz aramızda. Hemen başkanımla kısa bir sohbet gerçekleştireceğiz. Merhaba, abi, nasılsın? Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün de zorlu bir 90 dakika Eskişehir Spor'u bekliyor. Yönetim olarak sizler de heyecanlısınız. Artık sanki böyle bir sil baştan mı diyelim, yeni bir sayfa mı açılıyor bu maçla birlikte? Alınan 4 maçtaki yenilgi yönetim olarak sizlerin de moralini bozdu. Ciddi anlamda FIFA dosyaları kapatılırken sportif başarısızlık nasıl değerlendireceksiniz? Vallahi morallerimiz bozuktu ama bugün futbolcularımızla toplantı yaptık, hocalarımızla toplantı yaptık başkanımızla beraber. Futbolcularımıza gerekenleri söyledik, tekrardan yeni bir sayfa açıyoruz dedik. İnşallah bugün maçı alacağız, çıkışa geçeceğiz. Yani yapacağımız tek şey bu dedik. Futbolcularımız da bunu kanaat getirdiler. Birlik beraberlik içerisinde sağ olsun bütün şehir yanımızda. Gerekeni yapıyoruz, bütün FIFA dosyalarını kapatmak için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Burada da işte kalan 2-3 dosya var. Onları da eğer düzgün yaparsak altyapının transferini açacağız. Onu bekliyoruz. Tabii, altyapı koordinatörümüz Serdar Eroy da birazdan yayını alacağız. Onunla da altyapıyı konuşacağız. Ya futbolcularla teknik kadroyla yapmış olduğunuz görüşmede yani konuşma nasıl bir konuşmaydı? Birazcık detay verebilir misiniz? Şimdi şöyle söyledik, çıkın dedik, mücadelemizi verin çocuklar dedik. Bakın siz ilk 11 oynuyorsunuz. 50 yılda bir şans gelir. Bu da size şans geldi. Armayla oynuyorsunuz. Çıkın. Adam gibi mücadelenizi verin. Bizi gururlandırın dedik. Başımızı öne eğmeyin. Biz sizin her dediğinizi yapıyoruz. Siz de çıkın dedik. Güzel güzel mücadele verin. Onların 11 varsa bizde de 11 var. 11-11 futbol oynuyorsunuz dedik. Güzel bir görüş, konuşma oldu. Tabii bir de ideal kadroyu sanırım. Evet, ilk defa Şanlıurfa bitti. Maçından sonra ilk defa ideal kadromuzdan çıkıyoruz bugün maçta. Bir kalede sanırım. Kalede Efehan'la Cengiz Alp değişti, o kadar. O da herhalde sağlık problemi. Sağlık da var, biraz da biliyorsunuz kötü bir şey vardı. Son iki haftada kötü gol yedi şeyler vardı. O yüzden değiştirdik. Bir hafta dinlensin. Dinlensin dedik hocamıza. İnşallah rüyanızda da görmüşsünüz. 3-1 yeniyoruz gördük. İnşallah 3-1 yeneceğiz bu maçı. İnşallah, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Murat. Başarılar. Bir de hatırlatayım, sanırım herhalde federasyonla ziyaretleriniz nasıl? Evet, salı günü federasyona gidiyoruz. Futbol federasyonunda randevularımızı aldık. Salı günü hem hakem Serdar Tatlı ile görüşmemiz olacak, MYK başkanı, hem federasyon başkanı, federasyon başkan vekillerine görüşmelerimiz olacak. İnşallah hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Hemen Serdar Hocam'a yayını alalım. Eskişehir Spor altyapı koordinatörü Serdar Aray Hocam. Hocam 90+3'te birkaç yıl beraber güzel yorumlar yaptık. Şimdi tabii altyapıda olduğunuz için de yine yeni gençleri Eskişehir Spor'a kazandırmak için uğraşıyorsunuz ama tabii altyapıda da 3 dönemdir devam eden bir yasak var. Eğer altyapıda futbolcumuz olmamış olsaydı bugün sahada mücadele edecek bir Eskişehir Spor olmayabilirdi hocam. Tabii kapanmış bir Eskişehir Spor görecektik. Öyle bir sistem düşünün ki eziyor. Yani böyle takımları ezen bir sistem. Ceza üstüne ceza. 3 puan siliniyor. -6 puan geliyor. Küme düşürme cezası. Bu kulübün o zaman kasasına 5 kuruş para girmiyor. Bu kulüpleri kapansın o zaman diye düşünüyorlar ama bizler bu kulübü kapatmayacağız. Bizler direniyoruz. Altyapı olarak da direniyoruz. Üst yapı olarak da. Şimdi altyapıda tabii kulübün mali durumu da belli. Altyapıdan sivrilen futbolcular da birer ikişer gidince 17 yaşında liseli çocuklar oynamaya başladı Eskişehir Spor'da ki bu sene bana göre kayıp puanımız yok. Bizim bir pazar maçımız kayıp. 6 maçtan 4'ünü deplasmanda oynadık. 2 maç içeride. Bu 3. İnşallah bu maçı kazanırsak bizim bir kaybımız olmayacak. Artı bir de -3 puanla başlıyoruz. Milyon dolar borçları olan kulüplere -3 puan, -6 puan verilmiyor da niye Eskişehir Spor'a veriliyor? Bu kadar sahipsiz mi bu takım? Bu takım efsane bir takım. Yani ilk İstanbul dükkanına bayrak açan bir takım. Demek orada bir sıkıntı var ki bizim bitmemizi istiyorlar ama biz bitirmeyeceğiz bu takımı. Biz sonuna kadar direneceğiz. Eskişehir Spor olarak, altyapı olarak 80 tane oyuncumuz kaldı bizim. 6 tane takımımız var. 80 oyuncuyla mücadele ediyoruz. 3 senedir biliyorsunuz kadroya transfer yapamıyoruz. Amatör kümeden alamıyoruz ve 0 lisanslı oyuncu bile çıkaramıyoruz yani. Bunun karında yine çektik. Çok iyi bir oyuncumuzu Altın Ordu çaldı diyorum. Hırsızlar yani. Bu gelip kulüp başkanından istenir. Koordinatörlerden istenir, idarecilerden istenir. Hiç kimseye haber vermeden çocuğun babasını
bu çocuğun babasını da konuşup alıp götürmek bana göre bir hırsızlıktır. İki senedir. Hırsızlık kelimesini kullanmayalım. Bana göre emek hırsızlığıdır. Emek hırsızlığıdır. Emek hırsızlığıdır diyelim. Bu çocuk yani iki senedir bizimle oynayan, bu duruma getiren bizim hocalarımızın da emeğine yazıktır. Biz yine altyapı olarak durmuyoruz. 29 Ekim'de bir turnuva düzenliyoruz. Yani biz gidemiyorsak bazı takımları buraya getirerek yine altyapıyı iyi takımlarla yarıştırmak için buradayız. Fenerbahçe, Bursa Spor, Gençler Birliği, Ankara Gücü, Eskişehir'den Odunpazar ve bizim katılacağımız U15 yaş grubuna güzel bir turnuva yapacağız. Tesislerde olacak. Tesislerde yapacağız. Ne zaman başlayacak tam olarak? Bir günlük bir turnuva. 29 Ekim günü başlıyor. 11'de başlıyor. Akşam 8'de maçlar bitiyor. Kısa 20'şer dakikalık iki devre halinde. Bu Avrupa'da yapılan turnuvaların bir benzerini burada yapacağız. İkinci ve bu turnuvalar, evet, ikinci ilk kez Eskişehir amatör kümesinde yapmıştık. Çok başarılı olmuştuk. Yine 29 Ekim'de bir turnuva daha yapacağız amatör kümede, ama diğer yaş gruplarında, bizim 15 yaş grubunda tesislerde bu takımlarla yarıştıracağız. İnşallah ileride Avrupa'dan takım da getirmeyi düşünüyoruz. Altyapı çalışacak, altyapı üretecek, ama üretmek için de lisans çıkarmamız lazım. Maalesef yani 3 senedir çok zor durumdayız. Böyle bir ceza sistemi olmaz. Günahtır. 5 kuruş gelir olmayan takım deplasmana nasıl gidecek? Bu futbolcuları nasıl besleyecek? Yani bunları da düşünmesi lazım. Federasyon biraz bunları şey etmesi, inceltmesi lazım yani bu cezaları. Şimdi icraya verilen bir, yani bir müessese düşün, batıyor, icraya veriyorlar. İcrada tüm müesseseyi kapatıyorlar mı? %25. Mesela çalışanları icraya veriyorlar. %25. Eskişehir Spor'un da gelirlerin bir kısmını Eskişehir Spor'a vermek zorundalar. Yapamazlar bunu yani. Bu demokrasiye de aykırı, her şeye aykırı. O zaman bize diyorlar ki, bize diyorlar ki bu takımı kapatın diyorlar. Biz de inat ediyoruz, direniyoruz. Bu takımı kapatmayacağız ve göreceksiniz. Çok da güzel günler görülecek. Çünkü borçlar yavaş yavaş ödeniyor. Sportif başarıya bakmayalım biz. İdari başarıya bakalım bu senelerde. Eğer borçlarımız biterse, biz Eskişehir Spor olarak bunu yaptık zaten. Üçüncülükten 3 senede Süper Lig'e çıktık. Yine aynı şekilde olacak ve Eskişehir Spor'u kapatamayacaklar. Bundan eminim. Çok teşekkürler Serdar Hocam. Ben de teşekkür ederim. Bir ara 90+3'te ağırlayıp inşallah altyapıyı masaya yatıracağız. Yatıralım. 80, ben yine söylüyorum, 80 tane futbolcuyla biz 6 tane takım çıkarıyoruz. 12-13'er kişilik takımlarla çıkıyoruz, ama Eskişehir Spor'un adını hiçbir zaman altyapıda düşürmeyeceğiz. O altyapı olursa zaten üst yapı olacak bundan sonra, ve bu borçlar bittikten sonra da seçeceğimiz idarecilere de dikkat edeceğiz. Çok teşekkürler Serdar Hocam. Başkan vekilimiz Sayın Erkan Koca da yayını alacağız. Sayın Başkan, hemen hoş geldiniz. Eskişehir Spor Kulübü Başkan Vekilimiz Erkan Koca Başkanım, hoş geldiniz. Sağ olun, iyi yayınlar. Şimdi tabii böyle her hafta böyle sürpriz bir takım gelişmeler, olumlu gelişmeler yaşanıyor. Evet. FIFA'da kapanan dosya haberlerini alıyoruz. Son durum neler? İşte bu hafta içerisinde Sissoko dosyasını kapattınız. Ya şimdi tabii her zaman dediğimiz gibi FIFA dosyaları bizim önümüzü, kulübün önünü kapatan gelişmeler oluyor. İşte -3 puanlar, -6 puanlar, küme düşmeler falan filan. Yani sonuçta bu takım da iyi giderse lisans alamadığımız için aslında 4 puanımız var. -3 alarak 1 puana düştük. Ya bu devam etmemesi ve demoralize olmamız için ligde, bu ligde tutulmak için tabii ki önümüzdeki -puanları ve küme düşmeleri kaldırmamız gerekli. Buna istinaden de Sissoko dosyasında görüşme yaptık. O da bir indirim yaparaktan biz de kapattık. Ve bunlar da gelene biz de 5 puan. Tabii. Ya şimdi şöyle bir şey yani. Sonuçta bir anlaşma yoluna gidiyoruz. Anlaşma yolunda kim bize daha fazla indirim yaparsa biz onları seçiyoruz ve onlara göre ödeme yapıyoruz. Tabii Başkan Mehmet Şimşek'in de bir mesajı vardı. Eskiden biz futbolcunun peşinden koşuyorduk. Futbolcular bizi arıyor. Daha çok yerli futbolcular. Daha önceki dönemlerde bizde oynamış futbolcular. Ve imza, bu transfer açarken imzalarda bize sorun çıkartan futbolcular. Bunlar da bize aramaya başladılar işte. Benim dosyamı kapatın. Tabii bunlar şöyle oluyor. Dosyası tümü değil. Yani bunun %50'sinden bile aşağıya dosyaları kapatmış. 20-25'e anlaşma yoluna gidiyoruz. Bizim ekonomik durumumuz zaten Eskişehir Spor'un şu anda bizim çok böyle büyük bir ekonomik durumumuz yok, ama ya biz ne şu anda bize ne destek gelirse, nereden ne para gelirse bunu geçmiş dönemlerdeki borçları ödemeye harcıyoruz. Elinde 1 lira varsa o 1 lira tabii, 5 lira dosya kapatmaya başta tabii ki şu andaki kadromuzdaki futbolcu kardeşlerim
kulüplerimize ödemelerini yapıyoruz, maaşlarını yapıyoruz. Personelimize ödemelerini, maaşlarını yapıyoruz. Ondan sonra da her kuruşunu geçmiş dönemdeki olan borçlarımızı kapatıyoruz. Bunlar çok güzel gelişmeler ama bir de cami olarak sportif başarıya aç bir cami var. Mutlaka abi. Ya şimdi serisi. Ya ne yaparsanız yapın, ne yaparsanız yapın sahaya yansımadıktan sonra aslında çok önemli ama çok da önemli gözükmüyor. Sahaya yansıması gerekli, sahada başarı olması gerekli, sportif başarı olması gerekli. Çünkü bizim taraftarımız, bizim camiamız bu liglere alışkın değil. Bu liglere layık değil. Büyük bir camiayız. Anadolu'nun en büyük camialarından bir tanesiyiz. O yüzden gittiğimiz işte sizlerde STV olarak sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sizler de bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Deplasmanlarda geliyorsunuz. Ya Eskişehir Spor'un büyüklüğünü oradaki camialar da biliyor. İnşallah bir an önce düzelmemiz için onlar da bizi destekliyorlar. Ya bu liglerden kurtulmamız için de tabii ki geçmiş dönemdeki borçlarımızı ödememiz lazım. Yani camiamız biraz burada bize sabır göstermesi gerekli. Ya bu ligde belki birkaç yıl kalabiliriz. Fakat yukarı gittiğimizde sağlam gidelim. Yani inşaatın temeli sağlam olmadıktan sonra ne oluyor? Çöküyor. Çökmesin. Biz burada sağlamlaştıralım. Temeli sağlamlaştıralım. İnşaatı yavaş yavaş çıkarız diye düşünüyorum. İnşallah temellimiz de o. Bu şehir birazcık hani maddi anlamda da destek verirse. Maddi anlamda destek. Şu andaki futbolculara destek. İşte biz tesislerde yatıyoruz kalkıyoruz. Belki teknik as başkanımız röportajı aldıysanız o da bahsetmiştir yani. Biz bir haftadır futbolcularla iç içeyiz. Onlarla toplantı yapıyoruz. Yani Eskişehir Spor'un şimdi bunlar 17-18 yaşında çocuklar. Birkaç tane tecrübeli abileri var. Biz de diyoruz ki bu Eskişehir Spor formasının büyüklüğünü anlatıyoruz. Onlar da farkında, armanın büyüklüğünü anlatıyoruz. Çok da iyi mücadele ediyor çocuklar. Onun mücadelelerine zaten biz saygı gösteriyoruz. Onları her zaman da söylüyoruz. Bu mücadelenin üstlerine biraz daha katarak artık galibiyetler gelmesi gerekli. O bireysel hataların birazcık. Evet, galibiyetler gelmesi lazım. Çünkü bizim Mehmet Şifşek başkanımız, biz yönetim olarak gerçekten biz şey değiliz. Böyle bizim karakterimiz uygun değil. Yani biz mağlup olunca yani çok kötü oluyoruz yani. Kötü olduğumuz için. Ya bizim inşallah yüzümüzü de yere eğdirmezler. Bu çocuklar da çıkar aslanlar gibi oynarlar. İnşallah bu cam maçında kazanırız. İnşallah. Daha güzel günler olur. Evet. Zorlu maçları çok zor maçlar oynadık. Geride bıraktık. Önümüzde de böyle puan alabileceğimiz maçlar var. Umarım herkesin dileği yerine gelir. Güzel bir galibiyet. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet, hemen Ayhan hocamla devam edeceğiz ama hemen ben Aytaç'ı alacağım Son Haber gazetesinden. Aytaç'la beraber bir hemen kadroyu değerlendirelim. Kadro listesi yanında değil mi Aytaç? Kadro listesi yanımda değil abi yanımda ama almadım. Aklımızda söyleyebilir miyim? Hızlı aldım ben seni. Ayhan hocamla devam edecektik ama hemen Eskişehir Spor ile ilgili son gelişmeler. Kalede Efehan var. Yine stoper hattında Bartule Sezgin, sol bek Cihangir, sağ bek Utku. Ortada Hasan Ulaş. Burak bir kanatta, diğer kanatta Onur Bayramoğlu, Onur Arı, Berkay diye bir formasyona çıkacak Eskişehir Spor. Evet, nasıl? Maç öncesi takımda hava nasıl? Bir haftadır takip ediyorsun. Antrenmanlarda moral, motivasyon nasıl Aytaç? Ya tabii takım bu maçı bir çıkış maçı olarak görüyor. Bu maç çok önemli. Her anlamda çok önemli. Takımın moral, motivasyon anlamında kendisine gelmesi de çok önemli bu anlamda. Puan tabii şu an hemen çıkalım kazanalım modunda da değiliz. Eskişehir Spor'un puan alması gerekiyor. Bu ligde puanlar toplaması gerekiyor. Her maça da bangır bangır saldırarak da çıkılmaz. Takımın bekleyerek rakibi de iyi bırakmayacak değil mi? Kesinlikle iyi sentez ederek. Çünkü biz geride boşluk verebilen bir takımız. Biz bireysel hatalar yapabilen ve bu sebeplerden dolayı da puanlar kaybedebilen bir takımız. Savunma arkasına atılan her top diyorum işte kaleye direkt rakibe pozisyon veriyoruz. Ne yazık ki yani bunun örneğini de Kırklareli maçından bir başladık savunma arkası cezaları kesmeye rakipler bize. O maçtan sonra sürekli devam etti. Pazar Spor maçı. Zonguldak en son. Zonguldak yine aynı şekilde. Zonguldak maçı zaten top o anlamda goller, değil mi? İkinci dakika savunma çizgisiyle kale arasında yaklaşık 40 metrelik bir boşluk var. Hemen akıllı adamlar hemen savunma arkasına bir de Sezgin'in tarafından attılar. Sezgin biraz tabi ağır kaldı. Yaşını da vermiş olduğu şeyden dolayı. Hemen direkt gol oluyor. Şimdi takımın şimdi hoca da bir hafta boyunca savunma tedbirleri anlamında da önlemleri aldı. Bunlar üzerine de takımı çalıştırdı ama takımın da şimdi her şey biz şunu söylüyoruz. Futbolcular her şey söylenir. Teknik taktik verilir. Ama sahaya çıktığın zaman o ambiyans, o atmosfer, o anki senin içinde bulunduğun ruh hali o çok önemli. Maçın başlama düdüğünden sonra her şey değişiyor. İlk 10
11, tabii ilk birlik çaldıktan sonra bütün sesler kesilir futbolcu adına. Futbolcu kendisini maça vermeli. Bekleyen bir Eskişehirspor izlemeliyiz bence bugün. Biraz daha beklemeliyiz çünkü rakibimiz enteresan bir takım. Ligin enteresan takımlarından biri. Kazandığı maçları son dakikalar attığı gollerle kazanıyor. Bu da demek oluyor ki rakip oyunun hep içinde. Bunun farkında olmak gerekir. Çalana kadar oyundan düşmeyen. Evet. İşte geçen haftada 90+4 değil mi? 2'de mi ne aldı? Yine kazandılar son dakikalarda atıp. 6 puanı uzatmalarda aldılar yani. Biz de nasıl bir takımdık? Biz dirençli, koşan, mücadele eden bir takımız ve rakibin de özellikle Zonguldak maçında da bunu gördük. Aslında 70'ten sonra Zonguldak'ın yavaş yavaş oyundan düştüğünü gördük. Oyunu da oraya yığdık ama tabii orada gardımız düştü. Bizim de gardımız düştü. Yani ama bu maç öyle kopacak bir maç gibi durmuyor. Rakibin şu ana kadar vermiş olduğu izlenim bu şekilde. Yani Eskişehirspor Onur Bayramoğlu'nu biraz kanatta izleyeceğiz bugün. Yani değişmezse formasyon bize gelen son bilgi o yönde. Biraz daha kanada yakın, diğer kanatta da Buğra. Onur'u ileride. Yani Onur'u orada oynatmasının şimdi çeşitli nedenleri olabilir. Hoca biraz da orta sahayı aslında biraz daha benim anladığım kadarıyla ısıran bir orta saha istiyor. Hasan'la, Berkay'la daha çok böyle koşan, mücadele eden, savaşan bir orta saha kurgusu planladı muhtemelen Cem Hoca. O yüzden Onur biraz daha hücuma hem orada belki zaman zaman çift forvet gibi bile görünebilir. Onu biraz daha içeri girebilir. Yani iki Onur'u uçta da izleyebiliriz zaman zaman. Yani Eskişehirspor bugün puan için sahada ne yapması gerekiyorsa bütün savaşını verecek. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Oyunun içinde biz olmalıyız. 0-0 oyununda, beraberlik oyunlarında olmalıyız. Bunu Zonguldak'ta da yaşadık. Kırklareli'nde de yaşadık. Olamadık. Puanın hep bir ucundan tutmuşken yapılan çok basit hata, kontrolsüz hücuma çıkışlar, savunma arkasındaki derin boşluklar ne yazık ki canımızı çok yaktı. O 90 artı kaç olursa artık o ana kadar solukları kesecek bir mücadele olacağına ben de inanıyorum. Çünkü Buca'da son ana rakip kadar bir de savaşan, bozmamış bir takım. Geçen sezon şampiyon olan bir takımdı. Penaltılarla kazanıp bugün buraya geldiler. Kadrosunu fazla dağıtmamış. Geçen seneden isimler var. Zaten Gökhan Köseoğlu Eskişehirli. Eskişehirspor altyapısına da mücadele etmiş bir isim. Savunmanın göbeğinde mücadele ediyor. Yani takım dengeli bir takım. Buca dengeli bir takım. Ve deplasmanda oynadığı 3 maçın ikisini kazanmış. 6 puanın kazandığı 10 puanın 6'sını deplasmanda elde etmiş bir takım. Yani karşımızda kompakt bir takım izleyebiliriz. Eskişehirspor'un dediğimiz gibi kendini bilir, haddini bilir bir oyunda sahada olması gerekiyor. Umarız benim için diyorum yani bir puan da mükemmel. Çünkü bu kötü halkanın bir yerde kırılması gerekiyor. Hani kırklarında hatırlarsın belki konuşmuştuk. Bu takım ilk iki maçta 4 puan topladı ama kötü haftalar da denk gelecek. Peş peşe mağlubiyetler de gelecek. Şimdi peş peşe mağlubiyetler geldi. Artık uyanmanın zamanı da geldi ama. Bir seri artık o mağlubiyet serisinden sonra dediğin gibi toparlanırız. Tabii başkan yardımcımız teknik as başkan Mete Yılmaz'la beraber teknik kadro futbolcularla tesislerde bir toplantı yapıp takımı uğurladılar. Hı-hı. Umarım inşallah fazla motivasyon yüklememişlerdir takıma. O da tabii ters tepebiliyor. Tam kadroyuz. Ama. Artık cezalar bitti. Kart cezaları bitti. Dedik ya yeni bir sayfa açmışken biraz dikkat etmek lazım. Üst sarı kart sınırında olan oyuncular da var. Onur Arı, Onur Bayramoğlu bunlar üçer sarı kart sınırında. Dikkatli güzel bir maç izleriz umarım. Ben de sağ içine fotoğraf çekeceğiz. İnşallah sevinç fotoğrafları çekeriz bugün. İnşallah. Sen de onun derdindesin değil mi? Evet. Sevinç fotoğrafı çekmek. Ayta çok teşekkür ederim. Seni sahaya uğurlayalım. Evet teknik direktörümüz Ayhan Taşçı hocam. Hocam seni bugün biraz beklettik. Sayın Teknik As Başkan Mete Yılmaz vardı. Altyapı koordinatörümüz Serdar Eroy. Yine başkan yardımcımız Erkan Koca ve Aytacı'yı uğurladıktan sonra seninle devam edelim. Tabii yayına girmeden önce de konuştuk. Teknik as başkanımızla, yöneticilerimizle konuştuk. Yani hepsi takımı bu maçı ellerinden geldiğince motive etmeye çalışmışlar ama tabii Zonguldak maçından ele alacak olursak yine bireysel böyle kopyala yapıştır basit gollerle mağlup olduğumuz bir maçın ardından Buca maçına çıkacağız hocam. Ben öncelikle bu gece Mevlid Kandili tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutluyorum. Zonguldak maçı sadece Zonguldak maçı olarak görmeyelim. Onun öncesindeki oynanan diğer karşılaşmalarda da aynı sıkıntılar mevcuttu. Yani biz ta ilk yaptığımız programdan bu yana bir Buca maçının sonrasında yaptığımız programlardan bu yana kadar olan süreçte hep şunu söyledik. Yani Eskişehirsporlu futbolcuların saha içindeki mücadelesiyle ilgili hiç kimsenin bir sıkıntısı, bir derdi yok. Koşmalarıyla, mücadele etmeleriyle bir sıkıntıları, bir derdi yok. Ancak Eskişehirspor'un en büyük sorunu, Eskişehirspor futbol takımının en büyük sorunu saha içinde topa sahip olma
pozisyonunda çok yetersiz. Yani biz hep söylüyoruz, zaman zaman da olsa, parçalı parçalı da olsa, yani 90 dakikalık periyotta 3 dakikalık, 5 dakikalık zaman dilimleri içinde bir takım topa sahip olursa bu ligde zaten siz kolay kolay gol de yemezsiniz. Kolay, çok rahatlıkla gol de atabilirsiniz. Ama Eskişehirspor bunu yapamıyor bir türlü. Yani topun arkasından, yani topun arkasına, yani önüne geçmekten topu kullanmaya zaman bulamıyor bir türlü. Onun için de bir de şöyle bir şey var. Bu da tamamen oyun formatıyla alakalı. Ya bu çocuklara siz ne verirseniz onu alır. Bunu bir kere herkes bunu bilmesi lazım. Ya bir hoca elinin mutlaka değmesi lazım. Evet, iyi niyetli bir teknik direktörümüz var, bir arkadaşımız var. Ya ben hani onu da suçlamak istemiyorum ama maalesef şu 7 haftalık periyoda baktığımızda sahanın içindeki izlenimlerimi ben söylüyorum. Yani Eskişehirspor oyun formatında, yani sahanın içindeki oyun şablonu da ciddi anlamda bize sıkıntı yaratıyor. Yani bir herhangi bir şey göremiyoruz. Ancak şu var, dediğiniz gibi yani goller, çok basit goller yiyoruz. Kopyala yapıştır goller. O da neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Kompakt bir futbol oynamaya çalışıyor takım. Bu kompakt futbolu oynarken ne yapıyor? Oyunu daraltayım diyor ama oyunu kendi birinci bölgenizde daraltabilirsiniz. Rakibin gidip ta birinci bölgesinde oyunu daraltmaya çalışırsanız rakibe geniş oynama alanı verirsiniz. Ki Eskişehirspor dikkat edin, savunmanın arkasına atılan toplar dediğim işte bundan kaynaklanıyor. Biraz daha öne takımı çıkarıyoruz. Oyunu daraltmaya, rakip alana doğru daraltmaya çalışırken de maalesef uzun toplarla rakip savunmanın arkasına atlanan her topta kaleciyle karşı karşıya kalıyor. Evet, vaktimiz daralıyor hocam. Toparlayacak olursak bugünkü maçta nasıl bir Eskişehirspor izleme imkanımız oldu? Yani şimdi yöneticilerimiz, arkadaşlarla hepsiyle görüştük. Herkeste bir yani galip geleceğiz, bu maçı alacağız, hep söyledik ettik. Benim tek endişem yine aynı şeyler. Yani sağ bir hafta içinde eksikleri giderici ne tür çalışmalar yapıldı, rakip nasıl analiz edildi, nasıl yapıldı. Rakip de istikrarlı bir takım değil. 3 galibiyeti, 3 mağlubiyeti, bir beraberliği olan takım. Ama takım 2 yıldır aynı takım kadroyu koruyor. 2-3 tane takviye yapmış. Yani kolay bir maç değil, zor bir maç. Bugün şöyle göreceğiz Eskişehirspor'u. Daha çok enerjik, daha çok saldırgan. Bir Eskişehirspor izleyebiliriz. Çünkü yöneticiler de birebir futbolcularla görüşmüşler. Kendileri anlattılar. Hani bunun ne kadar faydası olur onu göreceğiz. Koşmada sıkıntı olmaz. Ancak ben topu kullanma yönünde yine sıkıntı yaşarsak yine maalesef boynumuz bükük stadyumdan çıkabiliriz. Evet, anons da yapılıyor. Ben hemen yönetmenimize bakacağım. Vaktimiz var mı? Yok değil mi? Hemen tabii stadyuma Ahmet Denizcan Oruç ve Soner Yüksel artık maçı anlatacaklar. O güzel solukları kesecek bir 90 dakika bekliyorum ben. Umarım maç sonunda sevinen taraf biz oluruz. İnşallah. Ayhan Hocam. Maç sonunda görüşürüz. Yorumda tekrar görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.